sen de söyle. Şova hoş geldiniz efendim. Nasıl iyi çocuk yetiştiririz, nasıl geliştiririz çocuğumuzu? Şimdi eşofmanlı Şevket hocamız gelecek, bu soruları cevaplayacak efendim. İzleyelim, aydınlanalım efendim. Buyursunlar. Bilgisizliğe giden yollar eğer buz tutarsa, o gelip tuzlama çalışması yapar. O, cehaletin bataklığına düşenlere ipini uzatır. Evet, o bizim bilgisizliğimizi ova ova çıkaran bir bilgi tellal. O, hocaların Maradona'sı. O yerli malı sensei. O bir ikon sahibi. Evet sevgili seyirciler, eşofmanlı Şevket Hoca'yla evlada doğru yaya hoş geldiniz. Hocam. Elleme bakalım, nereye gidecek bunun sonu? Çok güzel. Şşt, birbirini dövme. Birbirini dövme. Evet hocam, sevenler yine birbirine kavuştu. Karşılıksız, platonik bir sevgi bu. Bana para vermeseler, bunlardan açık büfeye bile gitmem. Gözün kör olsun kapitalizm. Kim Allah kahretsin! Kim o ya? Gitsin! Kim o? Hocam sen... Ay adısını öldürürüm derim ona! Kim? Kim? Gözünü burnunu kırıyor hocam. Nerede oturuyor, nerede? Oh! Ne öyle gözüm ya? Kapitalizmi insan zannettiler. Ben de bunları ilk gördüğümde beyinleri var zannettim. Şimdi anlıyorum ki hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Aa hocam, sizin bilgeliğiniz bir ömür boyu garantili. Eksik olma Mesut. Bu arada sarı tutku nezaketten haber var mı? Balayına çıkmış hocam ama ben yerini aratmayacağım. Mini etek giyme de. Olur hocam. Hocam son çalışmanız çocuk yapma ve yetiştirme üzerine. Hocam nereden ilham aldınız? Şu dörtlüdeki yetiştirilme başarısızlığı bana ilham verdi diyebilirim. Bu minvaldeki çalışmalarımı yüz verme Sabiye, gelir çar halıya adlı eserimde incelemeye gayret gösterdim. Kitap aynı zamanda bez değiştirme masasına da dönüşüyor. Lütfen. Ama lütfen kitabı alın ve beni buradan kurtarın. Maşallah hocam. Hocam siz her programda buradan bahsediyorsunuz. Evet biz bahsediyoruz, anlatıyoruz. Ama. O Ayten, yeni anne olmuş Ayten yine rahat durmuyor. Sanki çocuğunu yetiştirmek için değil de bütün fotoğraflarını Instagram'a koymak için doğurmuş. Oğlu Gökhan Can'ın
Bütün fotoğraflarını Instagram'a koyuyor. Çocuk uyurken sıfırda, yemek yerken, banyoda çimerken, tuvalette işerken bütün hallerini fotoğraflayıp oraya koyuyor. Gökhancan ağlıyor. Ayten'in o güzel insan, iyi yürekli dost, kocası Faruk diyor ki Ayten, artık yeter. Çocuğu ağlarken de çektin koydun. Bu çocuğun psikolojisi bozulacak artık. Ayten kızıyor. Sen karışma be. Behüce de çocuğunu Snapchat'e koyuyor. Ben de diyor çocuğumu Snapchat'e koyacağım. Gökhan Can'a dil çıkarttırıyor. Gökhan Can feveran halinde ağlıyor çocuk. Yavrucak. Psikolojisi bozulmuş. İyice psikolojisi bozulan Gökhan Can yaşı gelince kireşe gönderiliyor. Kireşin adı Akıllı Pırtıklar. İlk duyduğumda ben de çok duygulandım. Durdan sustan anlamayan Gökhan Can kireçteki bütün çocukları tokatlıyor. Ta ki 3 sene geç yazdırılan Seyfullah'a denk gelene kadar. Seyfo'nun attığı silleyle kendini unutan Gökhan Can ağlıyor. Etrafındaki çocuklar feveran halinde. İdris Can ağlıyor. O güzel kız Aleyna hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Doğan Cüceloğlu bize güven veren sesiyle Doğan Cüceloğlu o da ağlıyor. Doğan Cüceloğlu kim? Kim? Siz soru sorarken bir gözünüz niye küçülüyor ya? Hocanın ebesi. Ha. Evet. Hocamız da yine bambaşka diyarlara gitti. Gitmedin ya. Ben burada ya. Ben burada duruyorum. Bir yere gitmedin. Ben gittim mi? Hocam ben gittim. Ben gittim ya. Burada mı? Gidelim hocam. Kontrol etmeyin. Ya şunların yanında böyle mecazlar yapma ya. Bak beyinleri mavi ekran veriyor ya. Hocam yavaş yavaş adapte olmaya çalışıyorum. Soru cevap bölümü bizi bekler hocam. Tıpkı ölüsünü bekleyen mezer gibi. Allah Allah. Kanaldan mesaj geldi. Turgay Bey paranızı yatırdı. Eksik olmasın. Hocam bizimkiler yatmış mı? Mesajına çıkınca bakarsın. Çok güzel, bu da bir teselli. Sağ olun. Devam edelim. Hocam evet, sağdan başlayalım. Sağdan. Sağdansa kesin sensin. Soldan mı sensin? Soğan, sarımsak. Soldan mı? Baş sensin. Merkez sağ. Merkez sol. Sol. Kendi alanda sağ sol çatışması yapma. Kız. Sana diyor, sana. Ya. Hep sana diyor. 100 programda sana diyor ya. Hocam, ben başlayalı 2 bölüm oldu. Radyasyon yayar gibi salaklık yayıyorsunuz ya. Oo, hocamız sabırsız. Peki, buyurun. Dinliyorum kızım. Hocam. Hadi söyle kızım Allah aşkına haydi. Hocam. Vallahi ağzına benim doktora tezimden vururum ha. Haydi. Tamam. Hocam. Çok çalışırsam hamilelik testini geçer miyim?
Geçersin, geçersin. Şimdi bir biyoloji kitabı al. Kalın bir kitap olsun. O kitabı kıvır kıvır kıvır. Kulağına sok. Kafana girinceye kadar bastırmaya devam et kızım. Sağ olun hocam. Kafama yazacağım. Kafana mutlaka yaz ama çivi yazısıyla. Tamam hocam. İkinci bir sorum ne olacak? Müsaade var mı? Müsaade var da kafa var mı? Kısmet. Hocam, çocuk sahibi olmak için gerekli malzemeler nelerdir? Çocuk yapmak için gerekli malzemeler. Yaz kızım, not al. Bir erkek. Erkek. Sen. Sen. Hayır. Bolca, bolca fare zehri. Fare zehri. Karbon monoksit. Nasıl yazacak ki? Karbon monoksit. CO2. Allah Allah Fikri. Beni şaşırtıyorsun, aferin. CO2. C olarak yazılır, S olarak okunur. Onu yazdın. Şimdi bunların hepsiyle beraber bir kazana gir. Morarıncaya kadar piş. Tamam, çok teşekkür ederim hocam. Gelişmeleri size bildireceğim. Hiç zahmet etme, ben üçüncü sayfadan okurum kızım. Evet. Aydınlanmadan gözümüzün kamaştığı programımız devam ediyor. Buyurun. Hocam, içindeki çocuğu hep yaşattım. Bence içindeki çocuğu değildi. İçindeki dinozoru yaşatmasın gibi. Sağ olun hocam. Benim sorum tüp bebeklerle alakalı. Lan aferin lan İbo. Lan beni şaşırtmaya da aferin bak. Tüp bebek oldukça önemli. Ailelerin böyle bel bağladıkları, umut bağladıkları fevkalade önemli bir yöntem. Ne öğrenmek istiyorsun bununla ilgili? Tüp bebekler az mı yakar? Evet. Çok ekonomiktir. Buradan herkese tavsiye ediyoruz. Ya oğlum, sen saçma sapan niye onaylıyorsun bunları ya? Sen saçınla beraber beynini de mi oksitlettin ya? Az kendine gel, kendini ver Mesut. Hocam, kendime nasıl tüp bebek taktırırım? Sanayiye git. Sana takarlar İbo. Orada bir faik usta var. Biliyorum hocam. Daha önce göndermiştiniz. Doğru. Senin vücut ölçülerin de vardır onda. Sana böyle sanayi boy bir tüp taksın. Eve git. Gazı aç. Derin derin nefes al. Eğer gözün gaza rağmen kararmazsa çakmağa çak. Sonuç garantili bu. Deneyeceğim hocam. Bir diğer sorum, gen havuzuna çivileme atlanır mı? Evet, bu soru yüzücüler için gelsin. Gözün kör olmasın Mesut. Oğlum, sen bulursan bir gen havuzu atla. Eğer bulamazsan da yüksek bir apartmana çık, kendini aşağı bırak. O da sayılır. Bırakacağım hocam. Of, hadi oğlum, hadi devam edelim, hadi. Evet, bilgilerin yüzümüze tokat gibi çarptığı program devam ediyor. Hayran bakışlı bey, buyurun. Hayırlı akşamlar hocam. Ben Şevket.
Oğlum ne Şevket'i ya? Hocam mahkemeye başvurdum, adımı değiştirdim. Sapık! Yapma böyle şeyler. Hadi sualini sor. Hocam şevkle, aşkla, tutkuyla takip ediyorum. Ben de seni esefle, nefretle, tiksintiyle dinliyorum. Buyur. Beni evlat edinmeniz için gerekli işlemlere başladım hocam. Elin değmişken cenaze işlemlerine de başvursaydın. Vallahi geberteceğim seni ha. Sinirlenince çok güzel oluyorsunuz hocam. Sizden çocuğum olsun istiyorum. Artık benim gücüm yetmiyor ya. Benden çocuğun değil ama morlukların olacak Fikri. Hadi sualini sor oğlum artık. Ben yine de DNA'nızı kopyalayıp laboratuvarda yapacağım hocam. Ya şu sualini sorsan artık ya hadi. Hocam oğlumun ergenliğe girmesi için ergen rezervasyon yaptırmam gerekir mi? Onun için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvurman lazım. Nasıl başvuracaksın hocam? Şu köylü çok iyi başvuracaksın. Bakanlık binasına gideceksin Fikri. Şu şekilde kafanı vuracaksın, başvuracaksın. Koşarak başvurursan daha etkili olur, işin daha çabuk biter. Peki hocam, sağ olun. Diğer bir sorum, çocukla çocuk olmak için ameliyat şart mı? Şarttır. Kendin pişir, kendin ye de olduğu gibi kendi kendini ameliyat etmen lazım. Bir neşter al kendini şurada şöyle kes. Ama narkoz kullanma. Zevki orada. Yapacağım hocam. Seninle her şeye varım hocam. Ya ben yokum ya. Git buradan. Git buradan. Yokum ben ya. Evet, hocamız bir insanı daha bilgiyle tatmin ediyor. Oğlum bunların yanında öyle konuşma. Daha bunları tanımıyorsun. Peki hocam. Buyurun ciddi bey. Beyefendi. Sana diyor ya. İşte beyin olmadan da yaşam olabileceğinin kanıtı. Oğlum sana diyor, ordinaryus zekasız. Baba olunca anlar mıyım? Anlamazsın. Sen hiçbir şekilde hiçbir şey anlamazsın. Süt anneden yoğurt yapılır mı? Hiç uğraşma, tutmaz. Rahme düşerken kafamızı yarabilir miyiz? Oğlum sende kafa yok ki yaracaksın ya. Ama yeter benim burama kadar gel. Ben de insanım. Yeter. Ya çocuklar biz bunları anlatmadık mı ya? Ya biz bunları... Python'larla anlattık ya. Biz bunları fırça atarak anlattık ya. Biz bunları... Handball toplarıyla şeyleri anlattık. Biz bunları... Biz dünyayı çok sevdik. Ora oya burayla anlattık. Biz bunları... Tavukçuklarla anlattık ya. Biz bunları... Takilerinden anlattık. Yeter ama artık ya. Çocuklar geleceğimizdir ya. Ne zaman gelecekler hocam? Ya oğlum öyle değil ya. Yani bizim yarınlarımızdır manasında. Yarın mı gelecek? Hiç hazırlık yapmadım. Kızım sen bu kafayla nasıl çocuk yetiştireceksin? Hangi kafayla olur hocam? Söyleyin gidip getirelim. Evet, olur mu? Lan oğlum patlıcan mı gidip alacaksın, getireceksin ya? Hoca patlıcan tarlası görmek istiyor. Davranın. Hadi. Gelin. Gel. Mesut suyla durmuyor lan Mesut. Hocam. Hadi. Mesut bırakın. Gel. Hocamı bırakın. Bırakın hocamı. Aa, bırak. Ah fedalaşıyorum. En manyakları bu çıktı ya. Hayret, ilk defa taşınan değil, taşıyan olacağım. Çocuklar bir el atın da hocam, çıkartalım hocam şunu. Gel bakalım. Hadi dur. Hadi bir, iki, hadi, üç. Anam! Anam benim, tuttu onu, bırak beni al. Al beni al, al beni. Eskin günlerdeki gibi. Hocam. Götür, götür beni, götür, 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 götür. Aramızda hiç
bir televizyon kanalında çalışan var mı? Jülide Hanım'a verelim mikrofonu. Başınıza gelen en enteresan olay neydi acaba? Merhabalar, Jülide Ateş ben. Show TV Haber Spikeriyim. Sene 92, başka bir kanalda çalışıyorum. Yine özel bir kanal ve bir lotari programı yapıyoruz. Soruları da çok basit hazırlıyoruz ki kazansınlar ve verelim diye. Nihat Beyan, 6. noter hatırlar mısınız vardı? Hiç unutmadık. Soru şuydu. Rengi kırmızı beyazdır, üzerinde ay yıldız vardır, göndere çekilir. Ulusal günlerde önünde saygı duruşunda bulunuruz. Acaba bu nedir? Hanımefendi düşündü düşündü ve dedi ki, İngiliz kumaşıdır. Ve tek kişiyim, tek sunucu, tek kamera o zaman. Gülmekten artık bir şey yapamadım ve bir taraftan diyorum ki hani toparlaman lazım Jülide. Sonra telefonu aldım, Nihat Bey ikinci yarışmacıyı alabilir miyim diye. Adam patlamış durumda, veriyorum falan diye. Bu yıllarca köşe yazarlarına da konu oldu. Onu soramadınız amacıyla. Değil mi? Niye aklına o gelmiş acaba? Soramadım, bloke oldum çünkü öyle bir cevap beklemiyordum. Hani her şeyi söyleseydi ama İngiliz kumaşı fazla yaratıcı oldu. Evet. Ve bu stüdyo yine Kaan Yakupanoğulları'ndan vardı, hatırlarsınız belki. Haber spikeriydi. Görüntüyü hatırlar mısınız? Arkadaki dünya panosu düştü. Kafasına düşmüştü. Dünyası sonra, başına yıkıldı adamın, evet. Kaan toparlandı. Tekrar gülerek haberi okumaya devam etti. Arkadan da iki tane mavi üniformalı set işçisi şeyi aldılar. Sürükleyerek götürdüler. O günlerden ne güzel bugünlere geldik. Teknolojiyi güzel bir şekilde kullanıyoruz. Evet ama terslikler de işin tuzu biberi yani. Onlar da olmalı ki. Bu anıları da iyi ki biriktirebilmişiz. 25 evet. yıl oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bizim de bir televizyon kanalımız var. Olağanüstü toplanıyorlar. Küçük bir sıkıntıları var. Bakalım çözebilecekler mi efendim? Buyursunlar. Yani... Bunca zaman... Sen kanal patronu bunca zaman toplantı yapma, yapma, yapma. Gel bugüne bu saate toplantı koy, hadi. Ya benim işim gücüm var, programımın çekimi var. Daha gideceğim, uçacağım Sivas'a börülceli kuzu incik tadacağım ama ya. Nasıl yedireceğim hocam? Yani abi sonuçta adam kanalın sahibi, anlıyor musun? Yani... İstediği zaman gelir kanalını kontrol eder, nedir yani? Hakkı ya. Ya dostlar, ben Amerika'dayken... Hı hı. Ya bu tip toplantılar öncesi bir present perfect tense brief falan veriyorum. I'm not ready man, okay? Hazır değilim ya, okay? Çalışsaydım, harika dehşet projeler hazırladım. Ben çalıştım. Bilal Bey'e göstermek için sabırsızlanıyorum. Okay. Ben de kuzu incik için sabırsızlanıyorum. Hadi artık bir an önce gelsin, başlasın şu toplantı. Ha, hoş geldiniz Bilal Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bilal Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Arkadaşlar merhaba. Tamam, çok konuşmayın, oturun hemen başlayalım. Hiç konuşmadık ki lan. Hamzacığım, tekrar söylüyorum, çok konuşma. Sen toplantıdaki önemli şeyleri not edeceksin, tamam mı? Tamam. Arkadaşlar, önemli bir gündem maddesiyle başlamak istiyorum. Kanalımız dün bir oldu. Aa, ne güzel, harika. Çok güzel, çok güzel, sevindim. Hak ettik, başardık. Biz de yerimizde bir. Kanalımın kanalizasyon atıkları. Ratinglerde birinci sırada değiliz. Bir reyting aldık, bir. Koskoca ulusal kanalı bir kişi izlemiş. O da kim? Ben. Ben de izlerken uyuyakaldım. Niye? Yayınladığımız film çok heyecanlı değil miydi Bilal Bey? Lan kaynanamın röntgen filmi bile daha heyecanlıydı ya. Kadının iki kırığı var, adam oraya bir şeyler taktı, böyle bakıyorduk. Bu ne ya? Bu iş böyle olmaz. Bu işi düzelteceğiz arkadaş. Kanal tedavisi, operasyonumuz başlamıştır. Al sen kendini, zel tedavi. Kanalı tedavi. Evet. Oğlum bak. Arkadaşlar, ne izler insanlar, ne izlemez bunu ayrıntılı bir şekilde araştırdım ve buraya bir uzman çağırdım. Wow, Mr. Bilal Bey, yani bakın ben bu işi Amerika'da okudum, okey? Yani burada ben varken başka bir uzman... What the fuck is going on, man? Bilal Bey. Evet. Çaylar geldi. İşte uzmanımız geldi. Alkışlıyoruz bir daha. Ha. Nasıl? What? Şimdi, ha bir dakika. Uzmanımız çaycı Aysel abla mı? Ta kendisi. Çünkü o halkın içinden biri. O halkın kendisi. Aysel'cim,
Sen TV izliyor musun canım? Hep izliyorum. Çok güzel. Peki bizim kanalımızı kaç kere izledin? Hiç izlerdim. Süper. Hamza kal. Ben niye? Kalkan! Allah bana da. Aysel'cim sen böyle gel. Ay. Otur canım. Artık sen de toplantıdasın, tamam mı? Bunlar sağ fikirlerini beğendirmeye çalışacaklar. Otur canımın için. Evet. Şuraya bak ya. Kanalın yönetim kurulu hep erkek. Azıcık kadın eli değsin şu fikirlere. Hadi bakalım başlayalım. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlı. Bilal Bey, bu bir terfi mi? Yani zam gerektiren bir olay mı? Hayır, değil. Değil canım, öyle bir şey değil bu. Evet arkadaşlar, en önemli maddemiz... biz neden izlenmiyoruz? Çok önemli bir nokta. Kanalımızdan ayı gibi para alıp... kanalımızı izlemeyen İbrahim Bey ile başlayalım. İbrahim Bey, İbrahim Bey. Bizi niye izlemiyorsunuz? İnanın efendim, çok yoğunum ben. Yani çünkü kendi programımın hem yapımcısı hem sunucusuyum. Onun çekimleriyle koşturmaktan, oradan oraya uçmaktan, bir şeyler yemekten, tatmaktan... vallahi vakit bulamıyorum efendim. Canım benim ya, kurban olurum sana. Hangi programmış bu? Efendim, gittim, gezdim, gördüm Anadolu'yu. Yedin, bitirdin Anadolu'yu. Ulan biz bu programı iki ay önce kaldırmadık mı yayından, he? Sahte bir tane kameraman bulmuşsun. Gidiyorsun köylere, milletin rızkını yiyorsun. Sanki bilmiyoruz ya. Ulan senin sadece Türkiye'de, Avrupa'dan bahsetmiyorum... 136 köye girişin yasak lan. Hayvancılığı bitirdin sen. Bizim zamanımızda kuzu diye bir şey vardı, şimdi yok. Koyun var, koç var, kuzu yok. Sen anaları evlatlarından ayırdın. Yeter, yam yam. İç pilavı diye diye iç Anadolu'yu yedin ya. İbrahim Bey iç Anadolu'yu yedi. Kuzu yaz, soru işareti koy, sonra döneceğim ona. Kuzu nerede? Yazın bizim köyde. Bilal Bey. Bu İbrahim bizim köyde yemiş. Nasıl? Vallahi küçükbaş hayvan kalmayınca köyün tabelasına saldırmış. Niye ki ya? Bizim köyün adı Kuzular. Vallahi köylüler tabelayı bunun ağzından zor almış. Teessüf ederim Aysel Hanım. Yani benim işim yemek tatmak. Tatmak mı? Hı-hı. Bilal Bey, bu geçen gün bizim kanalın ankırmanını da yiyordu, ağzından zor aldım. Aferin Aysel sana. Belli ki... bu kanalın iyiliğini düşünen nadir çalışanlardansın. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Aşağıda neler çekiyorum bilemezsiniz. Kanalın bütün yükü bende, Bilal Bey. Yani görseniz dersiniz ki... ben bu işi, bu maişe hayatta yapmam. Yani görseniz dersiniz ki sana zam yapıyorum. Konumuza dönelim hiç uzatmadan. Otur Aysel'cim, otur. Arkadaşlar, ya Face'deki böyle dilini dışarı çıkarıp... böyle burnuna değdirmeye çalışan ergenler bile bizden çok izleniyor ya. Ama çok güzel de o video izlediniz mi? Evet, tamam. Dilini gözüne doğru. Yeter artık. Söyle bakalım bize Aysel. Halk ne istiyor? Zam istiyor. Şaşırtmadı. Otur. Bahadır. Abi, Bilal Bey. Ben bu işi Amerika'da okuduğum için Amerika'da şunu öğrendim. Halk farklılık istiyor. Biraz... American Dream yani. Hadi beni dilimle biraz. Nasıl olacak? Biraz uçalım. Bakın. Uç hadi lan. Mr. Bilal, benim bir projem var ve perfect. Allah heyecanına bak. Adını söylüyorum. Wait a minute. Anamın ejderhaları. Bahadır, ananın ejderhalarını mı çekelim yavrum? Saçmalama lan. Oğlum herkesin yaptığını yapalım biz de işte ya. Sabah programında kaybolanı bulalım. Öğlen evlendirelim, akşamını haberlerde öldürelim, geceye de bunun hayatını dizi yapıp verelim millete, bu ya. Oğlum bak, o elini kırarım ha. Bilal Bey, tam benim kafamdasınız. Senin kafanda mıyım? Evet. Allah korusun lan. Harika değişik projelerim var. Söyle bakalım Fikri. Şimdi üç tane ünlüyü alıyoruz. Bunları okyanusa götürüyoruz. Evet. Bir kafesin içine koyuyoruz ve kafesi okyanusun içine daldırıyoruz. Korkutucu. Sonra kilidin anahtarını da köpek balıklarının dişlerine bağlıyoruz. Oradan kurtulan ünlüyü de tekrar boynuna taş bağlayıp suyun içine gömüyoruz.
Cinayet bu. Nasıl? Manyakça. Allah Allah Fikri ya. Bari direkt kurşuna diz adamları. Niye bir de yarıştırıyorsun? Bir de beyefendi üç ünlü istiyor. Ulan bir ünlü kaç para sen biliyor musun? Bunun KDV'si var, stopajı var. Delirtmeyin lan beni. Daha başka, daha başka ne olabilir çocuklar? Hadi bakayım. Bilal Bey, izdivaç programı. İzdivaç? İşte bu, sevdim. Hadi söyle. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Zaman zaman böyle daha... böyle daha fikirler buluyorum. Nasıl bu fikir? Çok muazzam değil mi? Değil canım. Bir daha düşündüğümde değil. Arkadaşlar biz... yani bu izdivaç programlarına bir yenilik katalım ya. Ne olabilir? Aysel mesela sen niye izliyorsun bunları? Ya Bilal Bey, o paravan açılırken elimde ne varsa bırakır gider izlerim. Güzel. Böyle geçen gün böyle heyecandan izlerken çocuğu katayıp dolaba koymuşum. Çocuğum güvelendi. Aman yıkarsın geçir. Güzel, tamam. Peki, o zaman biz bu yarışmalara biraz heyecan katalım değil mi? Entrika katalım bu paravan kısmına. Ne olabilir? Amiste Bilal. Amerika'daki deneyimlerimden tekrar yola çıkıp söyleyeceğim. Şimdi paravan açılmak üzere. Talipli heyecanlı. Gelen kişi de heyecanlı. Ekranlar başında herkes nefesini tutmuş, bekliyorlar. Paravan tam açılıyor ve paravanın arkasında ne var? Bilmem ne var. Zombi. Zombi mi? Ya, bu izdivaç kesinlikle tutar zombili. Oğlum bizim hitap ettiğimiz kitle gombili. Programı yapacak olan da dombili. Yani biz ne yapacağız zombiliği ya? Deli misin lan sen? Bilal Bey, Amerika'da bu... Oğlum bak, bana bak, bana. Lan Bilal biz Bey. Seni bir haftalığına workshop'u yolladık lan oraya. Sen ne ara Amerikalı oldun? O kafandaki peruk. Ne bilmiyor muyum? Ouch. That's mobbing, man. Lan ağzını düzelt, ağzını düzelt. Trakyalısın lan sen. Tamam be ya, vurma. Evet, daha bizden. Devam edelim. Ne olabilir? Hadi. Paravan açılıyor. Orada ne var? Kuzu. Küçük, şirin bir süt kuzusu. Tam mevsiminde. Talipli kuzuyla gelmiş diyor. İşte diyor, kuzu kuzu geldim diyor. Aşkın en saf hali. Biri bana kuzuyla gelsin, kesinlikle evet derim. Lan oğlum, bak İbrahim, saat timsahla gelseler de evet dersin. Birbirimizi yemeyelim şimdi. Heyecan yok. Nerede heyecan? Hadi heyecan. Bilal Bey, buldum. Paravan açılıyor. Evet. Karşısında beş tane ünlü çıkıyor. Güzel. Evet. Beğendiği ilk ünlüyü... daha önceden hazırlamış olduğumuz... akreplerle ve çıyanlarla dolu bir kuyuya atıyoruz. Neden? Neden ya? Heyecanlı. Daha sonra kalan dört ünlüyü de asit kuyusuna atıyoruz. İşkence oğlum bu. Olmadı olur. Bence çok iyi. Adam çalışıp geldi. Sonunu aynı tutkuyla bağlayacaksın. Kapaması da tutkuyla yani. İşin olmadığını da her yerde tutku var bu karakterin. Buyurun. Kalan dört ünlüyü de asit kuyusuna atıyoruz. İşkence lan bu. Tamam canım, tamam. Ben de, tamam. 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 Arkadaşlar artık kusura bakmayın ama savcılığa haber vermek zorundayım. Tamam canım. Hamza. He. Oğlum, not al da toplantıdan sonra şunu sabıka kaydına bir baktıralım. Beni biraz ürkütmeye başladı. Bilal Bey, ben bir fikrim var. Çok iyi olur. Hatta en iyi senin olur. Neden? Çünkü sen halksın. Halkın içindensin. Söyle bakalım. Paravan açıldı. Orada ne var? Varah var. Doğru konuş kızım. Varah, varah. Ay, ay. Altın tamam. Varah. Tamam. Evet, devam. Devam et, evet. Altın varaktan doğdum. Bir duralım, bir ister misin? Bir mola verelim. Sen ne diyeceğini biliyorsun, sen gayet ciddiysin. Bilal yanlış anlıyor başta ya, o yüzden senin ciddiyetini bozmaman lazım.
Evet arkadaşlar. Ne sormuştunuz Bilal Bey? Hemen bir daha sorayım. Paravan açıldı. Orada ne var? Varak var. Doğru konuş kızım. Altın varak. Ha, öyle, hadi. Altın varaktan bir koltukta bir talip var. Evet. Kız fakir, oğlan zengin. Biz bunların analarını birbirlerine kapıştırıyoruz. Çok güzel. Sonra ortaya çıkan sınıfsal çatışmanın yarattığı imkansız aşkın peşinden gidiyoruz. Hiçbir şey anlamadım ama güzel geliyor. Hadi. Çok güzel, çok güzel. Harika bir program. Ve bu programın adı Zampara. Vallahi güzel fikir. Güzel fikir. O zaman zam para? Değil yani. O kadar da güzel değil. Dizi yapalım. Hmm. Arkadaşlar dizi. Hadi şaşırttık beni. O fikirleri havada uçursun. Hadi arkadaşlar. Ne olabilir? Özgün bir fikir söyleyin bana. Bilal Bey, benim yaklaşık üzerinde 8 yıldır düşündüğüm bir projem var. Şaşırdınız değil mi? Tam 8 yıl. Ben senin bir şey düşünebilmene şaşırdım Hamzacığım. Müthiş. Oğlum kırarım o elini. Efendim şöyle söyleyeyim size. Evet. Şimdi proje şöyle. İki tane bebek var. Bunlar yeni doğmuş çünkü bebek. Bunlar efendim küçükken birbirlerinden ayırıyorlar. Bir tanesini kebapçı Cemal, o mafya. O onu büyütüyor. Sonra diğeri de polisin içine sızıyor. Bunlar böyle inanılmaz düşman oluyorlar birbirlerine. Ama sonradan dost oluyorlar, fark ediyorlar. Ve dizinin adı da Dışarıda. Tutmuş dizinin çakmasını yaptıracak bize ya. İçeride lan o, bilmiyor muyum sanki ben? Başka, daha üzgün. Daha üzgün bir şey. Hadi. İbo. İki kuzu. Aynı merada büyümüş. İki kuzucuk. Süt kuzusu. Büyüyorlar, serpiliyorlar. Bir bahar akşamı koyun oluyorlar. Fakat gel gör ki bu iki koyun tek bir koça aşık oluyor. Dizinin adı da Koyun Koyuna. Ve bir gün Kurban Bayramı geliyor. Sezon finali, koyunlardan biri diğeri için kendini feda edecek. Ama hangisi? Bu aşkın katili kim? Sensin. Sensin yam yam, sensin. Oldu be. Kuzuları hepsini dolduracak sete. Sonra dalacak sete, altından girecek, üstünden çıkacak. Yam yam. Bu nasıl? Katil. Katil. Tavuk olmaz mı? Tavuk. Tamam neyse, başka da. Hadi beni şaşırtın hadi. Hadi şaşırtın beni arkadaşlar. Başka ne olabilir? Aa, Bilal Bey. Lafa burada girmek istiyorum. Bakın, biraz Amerikan düşünmemiz lazım. Oğlum bak, o ağzını düzelt, kırarım lan o ağzını. Ya biraz daha böyle bir Amerikan kafası, daha bir beyzbol kafası düşünmemiz lazım. Şöyle, diyelim ki bir uzay üstündeyiz. Evet. Okey. Uzay mekiği pat, broken, bozuluyor. Evet. Tam o sırada Brad Pitt, Al Pacino and Robert De Niro kadraja girer. Bilal Bey ama gidelim. Boğacağım lan ben bunu artık, yeter ya. Al Pacino girermiş Robert De Niro. Onlar kadraja değil, bana girer, bana. Kaç para onlar biliyor musun lan sen? Hayret bir şey ya. Arkadaşlar daha yeril düşünelim. Mesela bir çılgın Sedat neyinize etmiyor? Alişan var, Gutsi var. Bunlar işleri tutan insanlar lütfen. Evet. Mesela olay uzay üstünde geçmesin de Hisar üstünde geçsin. Bayır var ya orada. Ya da ne bileyim bozulan uzay mekiği olmasın. Alişan Gutsi'ye bozulsun. Desin baba sen geçin baba böyle böyle yaptın yani desin. Bu... Bilal Bey. Bu sefer buldum. Ne acaba? Başrolde 10 ünlü var. Arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için bir araya gelen 10 ünlünün esrarengiz bir şekilde kaybolmasını anlatan bir dizi. Finalde hepsini giyotinle öldürüyoruz. Hamzacığım, bir yer değişebilir miyiz canım? Kah ben çünkü çok konsantre olamadım orada. Ben niye ölüyorum? Otur canım. Fikri, oğlum senin bu ünlülerle aranda problem mi oldu? Yani sen küçükken falan bir sorun yaşamadınız değil mi? He? Aslında benim tam zamlık bir fikrim var. Söyle bakalım. Bence dizide
ağa olsun. Güzel ağa, ağa, ağa. Niye aklımıza gelmedi? Tabii ya. Toprak ağası mı? Hayır, hıyar ağası. Nasıl ya? Bu ağanın hıyar tarlaları var. Ama bu hıyar karısını hizmetçisiyle aldatıyor. Bunun üzerine de kahyası bunu vuruyor. İkinci sekansta da karısını kuzeni kaynıyla kaçıyor. Ama gel gör ki eniştesine de aşık. Fakat biz dördüncü planda teyzesinin halasının gizli aşkını öğrenip bunun şantaj yaptığını takip etmekteyiz. Ve dördüncü sekansta... Çok ciddiysiniz yine. Tabii. Dördüncü sekansta... Çeneniz çıkacak, çok tabii korkuyorum. Amcası genel açıda kalp krizi geçiriyor. Ve son setapta... Bitmedi çileleri ya. En önemli yer Bilal Bey, baldızı şirkette kendisine zam yapılmadığı için patronun babasını vuruyor. Wow. Aysel, 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 Aysel ya. Sen Türk aile yapısının ağzını burnunu kararttın ya. Bu nasıl bir şey? İçim karardı kızım benim. Başka geçin bunlar. Diziden vazgeçtim. Sen başka ne izliyorsun? Yarışma. Yarışma. Yarışma hadi. Hadi yarışma. Bana güzel bir yarışma sunun. Hadi bakalım. Bilal Bey, yarışma benim işim. İnanın yarışma benim işim. Yıllardır hayalini kurduğum bir format, bir proje var efendim. O da Kuzu Felek. Kuzu Felek ne oğlum? Efendim, çarkı felek gibi düşünün. Ama çarkı çevirmiyoruz. Bak, kuzu çeviriyoruz. Kuzu kimin önünde durursa o yiyor. Yarışmayı da ben sunuyorum. Ulan sen sunuyorsun ama doymuyorsun İbrahim. Kuzudan sonra. Çık lan eline. Çık oğlum bak kırar. Söyle. Abiler de. Ne? Bence yarışma basit ve anlaşılır olmalı. Allah Allah. Şöyle. Üç tane yarışmacımız var. Evet. Ve biz bunlara harcamalar için tam 800 bin Amerikan doları veriyoruz. Güzel. İşte bunu sevdim. Ama tabii bazı şartlarımız var değil mi? Yok, kafalarına göre harcıyorlar. Sen... Kaç, kaç, kaç. Harcarım ulan seni çocuk. Sen beni harcatacaksın ulan. Bitiririm seni ha. Yeter artık ya. Kırdın beni goddammit, kırdın. Goddammit mi? Come on, hadi o zaman. Hadi lan. Doğdun bir abi. Söyle Fikricim. 15 ünlü alıyoruz, bir adaya koyuyoruz. Adam. Sonra tam ortadan bölüyoruz. Neyi? Ünlüleri. 7,5 ünlüyü bir adaya koyuyoruz. 7,5 ünlüyü öbür adaya koyuyoruz. Sonra 38 gündür aç bıraktığımız aslanlar da bunların üstüne sarıyoruz. Kurtulan olursa da birinci gelene de ona Büyük İskender veriyoruz. Ha bir de ödülün var yani. Büyük İskender. Ama sosuna tereyağı değil, fare zehri koyuyoruz. Alo polis mi? Bir ihbarda bulunacaktım efendim. Bilal Bey ben buldum buldum. Ben size konum atacağım lütfen bir saniye bekleyin. Evet Ayşe. Ne? Üç çocuk, işsiz bir koca ve asgari ücret 1400 lira maaşla ay sonunu getiremeyen çaycı kızın dramı. Kendini işine adamış kocaman bir yürek. Patronu zam yapsa her şey bir dakikalığına... Ya kalk! Kalk çayları tazele. Yeter ya Aysel. Allah Allah, sürekli sübliminal zam mesajı yolluyor kafama. Beynimin kıvrımlarına ikide bir biri çıkıp zam zam diyor ya. Cüzdan olasın, cüzdan. Lütfen. Ya arkadaşlar, insanlar ne izler? Niye aklınıza bir şey gelmiyor ya? Türk milleti ne izliyor? He? Ne bu gürültü? Aa, inşaat var. Ne durma? Aa, karşıdaki şantiyeye çimento kamyonu gelmiş. Aa, görmüyorum. Görmüyorum. Ben dik çekecek beni. Ne alet? Lan not al. Dur bir şey izliyorum. Bir not al. Hemen o bizim canlı yayın arabasını çağırın buraya gelsin. 24 saat abuk inşaatı çekeceksiniz. Bizim millet iş makinası izlemeye bayılır Hamza. Yırttık oğlum. Kanalın ismini de değiştiriyorum. İnşaat TV. Ama bir dakika.
benim şu özelliğim var, bu özelliğimle çok ünlü olabilirim diyen var mı aramızda? Şurada bir beyefendi var. Merhaba. Valla ben ilk öncelikle Formula 1'de Grand Prix'si Türkiye'de olsa... Formula 1. Tabii sürmeyi çok isterim. Küçüklükten beri hayalim ama Türkiye'de ne yazık ki buna dair bir bilgi oldu yani. Oldu ama. Ya abi şimdi oluyor da mesela Kenan Safoğlu var bir tek temsilcimiz. Ben de temsil yani ülkemizi olarak temsil etmek istiyorum. Hangi yarıştan bahsediyorsun? Formula 1'de temsilcimiz. Formula 1'de Kenan Safoğlu. Küçüklükten beri hayalim yani. Bayağı ilgilisin Formula 1'le. Evet. Var mı öyle ileri sürüş teknikleri sizde? Ya şöyle bir şey var, küçüklükten beri takibim sadece. Yani Formula 1 aracını kullanabileceğimi bilmiyorum çünkü hiç kullanmadım. Ama olsaydı küçüklükten beri hayalimi gerçekleştirmek yani isterdim. Yani yarış otomobili mi, motosiklet mi seviyorsun? Yarış otomobili. Tabii o. O yüzden. Kenan deyince anlamalıydım ben Kenan zaten. Kenan Safoğlu'nun zaten. Buradan da kendisine sevgiler, saygılar, ülkemizi teslim evet. eden. O da biraz buruk da olsa sevinecektir bunu duyduğum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi konu başlığından da anlaşılacağı gibi ünlüleri tanıyalıma gidiyoruz. Bakalım bu haftanın konuğu kim? Ona ne sorular yöneltilecek? İzleyelim, görelim efendim. Buyursunlar. Ünlüler, 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 ünlüler. Mesut Bey bize öpücük atın. Mesut Bey biraz da para. Sevgili seyirciler, istese olacak program Ünlüleri Tanıyalım'a hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Mahmut Tuncel. Abi. Mahmut abi tek sizde mi duracağız? Abi o tek şey bu benim. Kendi şahsıma ait şey ya. Ben de cahillik tek affedersin. Tek herhalde. Ben evet. Kusura bakmayın. Tek şey çift istiyor. Tek şey çift ismi. Hayır şimdi... ünlü sanatçıları tanıyalım diye bir proje değil mi bu? Evet. Ben de kendimle ilgili şeyleri getirdim. Ha bravo. Yani o... belgelerle konuşacaksınız. Evet. Pardon. Mesut Bey böldüm programınızı, pardon. Bizim program mı vardı? İşte bu yok mu? Bas tuşa, hatırla programı. Ünlüler, 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 ünlüler. Buyurun. Neyi buyurun? Bir şeyler söyleyin, biz de söyleyelim. Madem ki ünlüler programını tanıma ile ilgili bir şey... biz de tanınalım diye geldik. Lüzumsuz. Sevgili seyirciler, mendillerinizi hazırlayın. Bakalım acıklı tanıdık köşesinde bu hafta Mahmut Tuncer'in kimi var? Tey, tey, İsmail! İsmail! Mesut Bey, çok teşekkür ederiz. Böyle acılı bir durumu tekrardan televizyonlarınıza gösterdiğiniz için çok çok mutluyuz. Vallahi büyük derecede mağdur olduk biz. Bak tıs 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 diyor adam. Çok mağdur bu. Kalabalıksınız. Evet, tek değil, çiftçiyiz biz burada. Tek değiliz. Ya kardeşim, sen kimsin, siz kimsiniz, kim bunlar? Neyle mağdur etmişiz kardeşim, ne? Şöyle, biz Mahmut Tuncer'i kurup... halaybaşı olarak kurup kaçtığı bir halay grubuyuz. Aynen, kendisi... bir gaz kurduğu halayı ikinci turda terk edip kaçmıştır. Biz 128 gündür böyle halay çekiyoruz. Bir o yana, bir bu yana, vay kasap, vay üç ayak derken... Bulgaristan hududuna kadar gittik. Oh. Aynen öyle, mağduruz, perişanız. Tey, tey! Volka Konak da içlerinde, gördünüz mü? Evet, Volka Konak da içlerinde. Evet, evet, o da geldi bizimle. Göster onu, uzak. Burada, burada. Abi. Kuzey'in oğlu. Evet. Evet. Adam işinden gücünden oldu, hala alayda. Mustafa Bey, Aziz Bey. Selam, selam. Kuzeyinoğlu. Kuzeyinoğlu gel. Burada görmeyenler varsa. O Karadeniz oynuyor sürekli burada. Tamam. Kardeşim bunların hepsi yalan dolan işler. Ben bunları ne tanıyorum ne biliyorum, affedersin. Bak, bir de sen bizimle halay ediyorsun, öyle mi? Bak sen. Esas halayı siz ediyorsunuz. Bak, bir şey söyleyeceğim. Demek ki biz...
Tek gecelik bir halay grubuyduk yani, ha? Değil, değil. Ney, ney? Çok kötüsünüz. Evet, biliyoruz. Mustafa kardeşim, ben bunu tuttum da saksı gibi olduk. Şimdi bunlar ne dediğinin farkında da herhalde. Ben bunları ne dolandırdım, ne yaptım. Bunlar geldiler. Yani öndekini de Volkan Konak'a benzeyen biri var diye. İşte! Sen gerçek Volkan Konak mısın kardeşim? Yok, Volkan Konak değil. Geldiler, ya bir şey söyleyeyim. Siz tam hakikaten halay manyağıymışsınız ya. Evet, duramıyorum. Bunlar gerçekten halay manyağı. Evet, aynen. Siz halay manyağısınız, evet. Ve siz de şahidisiniz. Bir şey söyleyeceğim, böyle sert konuşuyorsunuz ama karşı gidiyorlar, cenderme ha. Nereye gidin ulan? Hadi beyler, direkt devam edin. Geri gidin, başıma bela olmayın ben. Halayla Avrupa gezeceğiz. Bas iptalaya, bas! Değil, değil! Oho! Oh! Oh! Yeah! Oh! Okay. Thank you. Well, that was fun. Hey, hey. Sit down, please. What? Sevgili seyirciler, şimdi sorularımıza geçiyoruz kademeli olarak. Bahadır Bey. Bahadır mı bende? Evet. Çok İngilizcem yok, Türkçe devam edeceğim. Herkese iyi akşamlar. Nesp Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nesp Bey, bugün bir farklılık yapıp sorumu size soracağım. Buyurun. Şimdi şu an piyasada başıboş dolaşan bir sürü güzel, böyle cincikli, hoş, bayan sanatçı varken... Bakın altını çiziyorum. Bayan sanatçı varken... La kıran mı girdi bu Mazlum diye içeri çağırdınız? Sizin adınız Mazlum mu? Sinirlendi. Allah Allah, fark ettin ya sinirlendi. Verme karşısın yerde kardeş. Ne olacaksa olsun artık. La beni mazlum mu zannettin? Ne diyorsun, Mahmut mu diyorsun? Ne diyeceğim sen ya? Ya Allah aşkına yani Mesut Beyciğim, beni polime soktuğunuz kişiye bakın. Bir de erkek ya. Allah Allah, erkek. Başka kimse yok muydu Mesut Bey? Haklısınız. Bu Mahmut boştu, bunu çağırdık. Buyurun. Son kelimesini rica edeyim. Ne ya bizimle de paylaşın. Duymuyoruz biz aramızda. Hey, 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 hey. Abi siz kim daha sonra geliyorsunuz ya? Yolcan abi, bir fotoğraf. Bir fotoğraf sonra. Abi, Mahmut Tuncer'in programı tüm hızıyla devam ediyor. Hayır, şimdi bana ne dedi? En son kelimesini rica edeyim. Bahadır Bey, buyurun. Yani ben dedim ki başka hiç böyle bayan sanatçı kalmadı. Gittiniz mazlum dün çarşardınız. Beni bununla polimeye soktunuz. Hem de bir de erkek. Erkek. Hı. Erkek demişken kendisi de erkek. Görüyorsunuz kendisini. Bravo. Ulan helal olsun sana be. Benim üzüldüğüm kim biliyor musun? Annesi ve babası olan, size dahil olan kişi. Annen seni 9 ay karnında taşımış. Babası bir oğlum ne olacak diye sağa sola... Mektup salmış, çıkana bak. Uçan! Tepki, tepki alkışı. Sevgili seyirciler. Bravo. Mahmut Tuncer'in lafı 90'a koyduğu program... ...ünlüleri tanıyalım devam ediyor. Ünlüler, 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 ünlüler. Sen Bey. Sen Bey, buyur. Mahmut. 4-5 aydır takip ediyorum, iyi indiriyorsun. Neyin? Dırş! 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 Nedir o dırş? Dırş nedir o? İndiriyorsun paraları Mahmut. Yeme bizi. Dırş diye indiriyorsun dırş, dırş. Bakıyorum sana 4-5 aydır. Bütün programlarda çıkıyorsun. Beylikdüzü'nde kaç tane evin var? Hiçbir tane evim yok. O zaman Ataşehir'de var. Orada da yok. 2+1 mi, 3+1 mi?
Ya sana bir şey söyleyeyim, sen bizim evde mi kalacaksın? Müsaade varsa olur. Ateşle oynuyorsun, bitti. Mahmutcuğum, hiç olmadı bir 100 lira ver bari be. Allah Allah! Kardeşim başıma bunlar nereden getirdi ya? Vay be. Görüyor musun? Başka sorum yok. Evet. Alır öyle. Sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler, 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 ünlüler. Siz kız, buyurun. Mahmut Tuncer, Mahmut Tuncer. Allah Allah, ne var? Evin var mı? Var, var. Yazlığın var mı? O da var. Araban var mı? Affedersen o da var. Ne duruyorsun? Sırama sahiptir, ne yapalım? Müziği bıraksana! Ya yeter! Her şeyi almışsın. Ha. Her şeyin var. Ayıp ya. Yeter ya, yeter. Tamam, o zaman kalkın bir tane söyleyeyim. Hayır, 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 hayır. Sevgili seyirciler, büyük bir tehlike atlattık. Mahmut Bey, şimdi Son Bey ile devam ediyoruz. Son Bey. İlginçtir. İngilizce şarkı söylemenizi istiyorum. İngilizce? İngilizce. Normal İngilizce. İngilizce söyleyin. Yani normal bizim bildiğimiz İngilizce. Evet. Bu çu enza, it's figure yeah. Bu çu bu çu enza, it's figure yeah. Ben bunları söylesem kardeşim zaten Oscar'da ödül alırdım ya. Bu çu enza, bu çu enza, it's figure yeah. Put your hands up, it's figure. Hey Dave, put your hands up, hey Dave. Vallahi Mahmut abi içeriden seyrettim. Halayına gider bir insansın. Geliyor gerçekten. Buna, geliyor. Put your hands up, it's figure. Ya söyler misin? Put your hands up, it's figure. 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 Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Aha. Put your hands up. Put your hands up. Biz Mahmut Tuncer'in İngilizcesine bayıldık, o yüzden bir halay çekmesini istiyoruz lütfen. Tamam, bir halay çekelim o zaman. Evet sevgili seyirciler, o zaman programımıza güzel halay bir şiir... Halay çekmeyelim. Abi halay... Çekeceksiniz efendim. Evet, programımızı güzel bir şiirle... Abi halay! ...bitiriyoruz. Abi halay dediler, çek. Herkesi dinliyorsun, bizi niye dinlemiyorsun? Halay! Evet, çekeceksiniz efendim. Çekelim hadi. Mesut Bey, adam yerinde duramıyor. Acele edelim. Efendim, Mahmut Tuncer. Ben artık çekemiyorum. Jandarmanın halayları koştu, 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 koştu. Benim yârim jandarmada çavuştur, 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 çavuştur. Jandarmanın alayları
Eski sevgilisinden, flörtünden veya bir arkadaşından intikam alan var mı aramızda? Ya yakaladım birini. Benim okul dönemimde oldu da. İsim ne efendim sizin? İsmail. İsmail Bey, buyurun. Evet. Bir kızla çıkıyordum. Sonra işte çok utangaçtım. Adı neydi? Adı Dilek. Dilek diyeyim. Dilek diyeyim. Dilek. Dilek. Yani o zaman çok utangaçtım. Sonra yani konuşmuyorum, görüşmüyorum diye beni terk etmişti. Sonra ne olduysa ben utangaçlığımı kırdım. Parayla iki tane kız arkadaş tuttum kendime. Abi sizi gökte ararken yerde bulduk. Güzel bir hikaye. Şimdi Dilek Hanım başta niye sizi seçti ve sizle arkadaşlık kurdu? Ya başta ben şey yaptım, hoşlandıydım kendisinden. Evet. Ama arkadaş... mahcup ve konuşmuyorsunuz. Nasıl söylediniz? Arkadaşlık teklifi ettim. Onu da arkadaşım aracılığıyla ettim. Arkadaşıma dedim hani söyler misin? Benimle arkadaş olur mu diye. Yani evet. Çıkar mı diye. O da kabul etti. O da benden hoşlanmış. Evet. Yani sonra... böyle dış görünüşler birbirini çekti. Yani. Bir arkadaşlık başladı. Evet. Sonra sizi tanıdıkça uzaklaştı. Ya tanıdıkça uzaklaştı. Çünkü ben yaklaşmadım bu sefer. Siz biraz mahcuptunuz. Gel buluşalım, çıkalım. Hani bir yerde oturalım. Ben utangaçtım, hani kızla buluşmaya utanıyordum. Evet. Sonra işte birden dedi, ben senden ayrılmak istiyorum. Hani ayrılmak istiyorum dedi. Ben de bir şey diyemedim, tamam dedim. Sonra bu benim zoruma gitti. İşte iki tane kız arkadaş buldum, onlara bir şeyler ısmarlıyordum. İşte onları nereden buldunuz? Ya gene aynı okulda. Aynı okulda daha sosyal arkadaşlar. Yani sosyal arkadaşlar, onlara bir şeyler ısmarlıyor. Benimle takılın hani... İşte, güzel. Yani. Evet, siz sonra... yani, pardon, siz kız arkadaşınıza mahcuptunuz. Evet. Ama ondan intikam almak için diğer iki hanımefendiye gelin benimle takılın, yaşatayım sizi. Yani böyle, öyle oldu. Güzel. Sonra para yetiştiremedim, onlar da beni terk ettiler. Evet. Yani param yetmeyince artık her teneffüste... Hadi bize şunu ısmarla, bunu ısmarla. Genelde ya her teneffüs bir şey mi yiyorlardı bu hanımefendi? Ya çekirdek istiyorlar, ya kola istiyorlar, ya bir şey istiyorlar. Yani onlar da ne amaçla çıktıklarını biliyorlardı bende de iyi değerlendirdiler. Ve sonra para yetmeyince param yok demeye başladı. Peki hanımefendi kıskandı mı Dilek Hanım'a? Yaradı mı bu iş? Ya aslında yaradı da öyle diyeyim. Sonra işte gene ben utangaçlığımı öne sürerek... devam ettirmedim. Hepsini... Yani hanımefendi kıskanıp tekrar size döndü. Ya konuşmaya çalıştı işte. Gene hani samimiyet kurmaya çalıştı. Bir kere çalıştı. Daha denedi yani. Bir kere daha denedi. Ben aynı utangaçlığı devam ettim. Ona karşı bir böyle... Yani tutuksun. Bir cesaretim yoktu. Tutuksun. Şimdi nasıl ilerliyor olay? Şimdi çok güzel ilerliyor. Eşiniz mi hanımefendi? Eşim. Şimdi çok güzel ilerliyor. Eşiniz zaten bu hikayeyi biliyordu. Saklınız gizliniz yok. Aslında bilmiyordu. Aslında bilmiyordu. Şu an öğrendi. Yani bir şey olacağını da sanmıyorum yani sonucunda. Ne olacak canım? Bu tatlı yani, bir anı.
Yani böyle. Sadece kızdığınızda neler yapabileceğinizi görmüş oldum ben. Bunun sonuçlarını düşünmeden birden atıldım ama... Evet. Herhalde bir şey olmayacağını diye düşünüyorum. Olmaz, olmaz. İnşallah. Terlediniz biraz galiba ama yok, gerek yok. Bayağı biz... Bir şey olmaz. Ne zamandır evlilik? 2 yıl oldu. 2 yıl oldu? 2 yıl oldu. Güzel. Mutluluklar diliyoruz efendim. 3. yıla gidiyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi bizim bir arkadaşımız var. Daha yeni bir ayrılık yaşıyor. Fakat ayrıldığı erkeğin başka biriyle ve ailesiyle tanışacağını öğreniyor. Ve tabii bu durum onun hoşuna gitmiyor. Bakalım nasıl intikam almaya çalışacak? Alabilecek mi? İzleyip görelim efendim. Buyursunlar. Gel yenge, gel. Kafe burası, gel, gel. İşte o beni bırakan Bilal, o yeni kız arkadaşının ailesiyle bu kafede buluşacakmış. Ayırttıkları masa da bu. Ne olur bana yardım et şu vudu bebeği işinde de. Ben bugün ona bir zehredeyim be. Hadi bir kıyık kah yenge. Yengeci kurban. İntikam almak istiyorsun. Anlıyorum. Ama ben artık vudu bebeği yapmıyorum. Tuğbalıyım o işe. Tuğbeli olman bana mı denk geldi? Sen dayımı da vudu bebeğiyle tavladı. Hepimiz biliyoruz. Yalan söyleme. Ne? Hayır, sen de dayımı öyle tavladın. Biliyoruz. Ne olur bana yardım et. Ya. Ya yenge, bu Bilal beni 6 sene oyaladı. Şimdi 3 hafta tanıdığı kızın ailesiyle tanışıyor. Bana yardım et, ne olur. Dayanamıyorum, aylık başı. Bana yardım et diye. Tamam, sus, sus. Ağlayınca çok çirkin oluyorsun. Adam sana 6 sene iyi dayanmış yine. Tamam, yengeciğim bak. Ben bu vudu bebeğini yaptırdım, tamam mı? Sen bir tek şunu efsunlayacaksın. Ondan sonra ben buna ne yaptırırsam o Bilal aynı şey yapacak. Ben de onu rezil edeceğim. Ne olur hadi. Tamam, tamam şuş bir. Oh be. Bak, dayına söyleme ama. Çok kızar bana. Evin bereketi kaçıyormuş. Yok, söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim, sen yap. Allah'ım, sen günah yazma. Hadi yazma, yazma. Hunna! Habella! Oh, yo! Kokuna! Şuşuna! Karanfil deşte gidin! Kokuşu deşte gidin! Nago! O yaptığın şey kongaca mıydı? Şununu biraz ötemden uydurdum. Ama oldu. Al. Hazır. Tamam. Bakıcığım. Sen bu vudu bebeğe ne yaptıracaksan Bilal de aynısını yapacak. Tamam, çok de. Geliyor. Gel, saklamamız lazım. Sesini duydum, geliyor. Gel, gel, gel. Otur şuraya. Sakla. Şunu kapat, kapat, kapat. Alo hayatım, beni alkışlıyorlar. Ben buradayım, geldim. Hadi geç kalma. Ay senin boyun posun devrilsin Bilal. Kızım ne bu il? Tırnak makası törpüsü kadar bu adam. Neyse hadi ben gidiyorum. Dayın akşama küşleme istedi. Ha. Edalip onu yapacağım. Tamam. Hadi kolay gelsin. Tamam, sağ ol yengem. Kukuşu duşta gidin. Sen şimdi görürsün Bilal. Aşkım, geldim. Hoş geldin bebeğim, gel. Geldim, geldim ama nasıl geldim? Nasıl geldin? Düz, normal. Düz geldim ama içim biraz coşkulu böyle. Kabarık, inişli çıkışlı. Yani Bilal'cim şimdi babamla tanışacaksın ya. Ben biraz heyecanlıyım. Acaba bu işi biz çok mu erken yaptık? Yani hemen tanışma faslına girmemek mi gerekliydi acaba? Ya aşkım bir sakin ol, ne olursun, ne alakası var ya? Biz tanışalı 3 koca hafta oldu. Evet, doğru. 1 değil, 2 değil, 3. Evet, geç doğru. Bile kaldık. Doğru diyorsun aslında. Bak şöyle bir bilgi vereyim. Hı. Sana. Babam sululuğu hiç sevmez. Ben de. Laubalilikten hiç hoşlanmaz. Nefret ederim. Aynen. Son derece böyle ciddi. Evet. Resmi. Evet. Böyle ciddi, resmi. Konuştuk onları. İşte. Ciddi ve resmi ol, tamam mı hayatım? Ne olur. Bak, ver bana. Şu zamana kadar gördüğün en ciddi, en beyefendi Bilal'i göreceksin. Sana söz veriyorum ya. Tamam, tamam. Zaten benim patronum Mustafa Bey de gelecek. Arada beni övecek falan, beni çok sever biliyorsun. Tamam, tamam mı? Tamam. Ya sen gerildin mi sen? Çok
çok gönlüyüm. Güldün mü sen? Aşırı gönlüyüm çok oğlum. Acaba diyorum ki sana bir tane öpücük versem, bütün stresim gidebiliyormuşum. Ya sen öpücük vereceksin de ben mi almayacağım? Hemen, hemen istiyorum çabuk. Görürsün sen. Çabuk. Bilal, uzatıyorsun. Bilal'cim tam olarak ne yapıyorsun acaba? Allah Allah ya. Şaka mı bu? Gel şuraya otur sen. Biraz gerildin galiba. Ya ben dün Bilal'cim, camı açık bırakmıştım. Ondan boynum mu tutuldu acaba? Bilal'de. Ama bir öpücük alırsa hiçbir şeyim kalmaz. Hadi gidi body diye. Hemen o yanağı getir bakayım. Getir o yanağı. Getir, getir, getir. Bilal. Bilal. Bilal'cim ne yapıyorsun? Sana saçmalık yapma dedim. Ne yapıyorsun şu anda? Kafam biraz dağıldı galiba ya. Bilal, farkındayım. Yani güm güm masaya vuruyorsun kafanı. Bak gözünü seveyim. Babam ciddidir. Sulluktan hoşlanmaz. Ha geldiler, ha gelecekler. Ne olur böyle saçma hareketler yapma. Olur mu? Yapar mıyım hayatım? Yok. Sen de... Geliyorlar, geliyorlar. Ah, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba çocuğum. Merhaba efendim. Ben Yeter'in annesi. Aa! Hayatta inanmam. Yani sokakta görsem ablası derim. Yeter'cim. Güzelliğini nereden almışsın şimdi belli oldu. Ay çok kibar bir çocuk, vallahi bayıldım. Öyle. İsmail, selam verir misin? Ben öyle selamımı da kızımı da ilk elden isteyene anında vermem efendim. O işi bir geçeceksin. İlk elden böyle bir selam verene ben nerede selam vereceğim o? Efendim ben de size tanışma hediyesi olarak bir tesbih almıştım. Benim adım İsmail. Adın? Bilal efendim. Çok memnun oldum. Ay biraz daha memnun ol canım. Şu an çok memnun oluyorum. Süper ya, harika. Yeter sizden çok bahsetmişti. Pek merak ettim doğrusu ben de nasıl bahsettiğinden. Oğlum biraz fazla mı memnun oldun acaba? He? Yeter, ne oluyor? Ha, ne olacak babacığım? Sevgi. Sonuçta hemencecik sevdi sizi sanıyorum. Değil mi? Samimiyetten yapıyor şu an. Evet. Bu samimiyet değil, bildiğim başka bir niyet. Ay İsmail'cim, ne niyeti olsun ya? Çocuk seni sevdi işte, sıcaklık gözüyor. Ne var sende sarılsan? Ne var bir kere insanlık etsen? Ya ne insanlığı ya? Kaç yıllık karımsın? Sen beni bu kadar okşamadın kadın. Ne oluyor oğlum, bir dur. Efendim, biliyorum çok kötü bir başlangıç yaptık. İsterseniz şöyle oturalım. Oturalım efendim, ben size kendimi affettireyim. Lütfen buyurun. Hadi, hadi geçelim, geçelim. Lütfen, yani mümkünse. Buyur babacığım. Allah Allah. Yani iyi başladık. İyi tesbih, mesbih de. Tabii. Evladım bak, ben labalikten hoşlanmam. Yani söylemiştir sana. Saygı benim için önemli. Evet, evet. Kesinlikle. Babacığım zaten ben bunu söylemiştim. Babacığım hiç merak etmeyin. Bilen çok düzgün bir insandır. Oturmasını, kalkmasını bilen çok klas bir erkektir. Neden? Ağzıma soksaydın öyle. Ne oluyor? Babacığım siz de bir garipsiniz yani, değil mi? Ne oluyor diyor. Ne olacak canım? Coşku, ilk tanışmanın getirdiği bir sevinç, insan içinde uçan bir takım kelebekler ve engellenemeyen davranış bozuklukları boyunca. Babacığım şöyle diyebilirim aslında, mutluluktan ayakları yerden kesilmiş olabilir. Ay. Ay. Ayaklarının yerden kesildiği belli. Daha iyi göreyim diye gözümün içine doğru sokuyor bu, ne ya? Ay İsmail'cim ya, bırak gençler rahat rahat otursun hayatım. Evde beni geriyorsun, burada gençleri gelme bari. Hayır hayır Mehtap Hanım, gerçekten İsmail Bey şu an çok haklı. Kesinlikle hak veriyorum ona. Bu ne canım? Hemen oturuşumu düzeltmem lazım, haklısınız. Ne oluyor ulan evladım? Efendim biliyorum çok kötü bir başlangıç yaptık. Şimdi şöyle, bende saygısız bacak sendromu var. Yani bazen bunu yapıyor efendim. Kusura bakmayın, ne olursunuz. Efendim, beni tanısanız aslında çok seversiniz.
Biz İzmir'in köklü ailelerindeniz efendim. Yani babamı, anamı, abimi herkes tanır. Ben İzmir'in bütün köklü ailelerini tanırım evladım. Kimlerdensin? Efendim biz Koç Yiğitler'deniz. Koç Yiğitler. Hı. Koç tanıyamadım. Koç. Efendim bir saniye isteyeceğim. Sizden. Tünü tünü tünü. Efendim şöyle, ben size babamın fotoğrafını göstereyim. Oradan tanırsınız kesin babamı. Bakın. Bu benim babam. Merhabalar efendi. Ne... Tanıyamadım. Ne alırdınız acaba? Ben amca? Koyu bir kahve alayım. Yok. Kahve alayım. Tabii kahve vereyim ama... Bende yok. Gözlerinizin koyusu kadar bir kahve bulmam pek mümkün olmayacak galiba. Ay iltifat mıydı o? İltifat. Ay yaktın. Ay şey oldum, etkilendim. Ay beni utandırdınız şu an. Siz utandırmak benim için bir şerefti. O zaman ben gidip sizin kahvenizi getirip şuraya koyayım. Tamam oraya. Oraya koyayım. Teyzem. Teyzemin kızı. Amcam. Yok. Bakkal Fuat. Tanıyamadım ulan, tanıyamadım. Tanımıyorum ya. Hiçbirini mi ya? Ya yok, yok. Ay nasıl da kaynaştık değil mi? Evet vallahi. Enerjinin de güzelliği. Anneciğim şey diyecektim. Aslında ufak ufak acıktık da. İstersen içeriye gidip bir şeyler yiyelim. Bakalım yani yiyecek bir şeyler. Belki babamla Bilal de böyle aralarındaki meseleyi bir şekilde hallederler. Ne bileyim böyle yalvar yakar bir şekilde özür dileyip böyle bir şeyler paketleyip. Güzelce yoluna koyarlar. Sen açık büfe var anneciğim. Gel gidelim ona. Açık mı? Açık. İsmail sen bana hiç büfe açmadın. Dur ben gideyim de geleyim. Ya bu kadınlar ya. Değil mi efendim? Açık konuşayım, seni hiç sevmedim. Kuvvetle muhtemel kızımı da vermeyeceğim. Ben baştan söyledim, laubaliliği hiç sevmem. Ay Bilal de hiç sevmez. Efendim bakın size yemin ediyorum, bütün açık yürekliğimle söylüyorum ki ben de laubaliliği hiç sevmem. Ne oluyor evladım? Bir şey olmuyor. Manyak mısın lan? Değilim. Aa, yeter Mehtap! İsmail ne oldu? Kızım senin bu sevgilin bana yürüyor ya. Vallahi omzumu öpsüyor, kafasını böyle koydu, böyle böyle sırnaştı. Aa, yok artık baba. Öyle saçma şey mi olur canım? Hayır anlıyorum, sen şimdi kıskançlığından yapıyorsun. Hayır, beni vermeyeceksin illa taktın da. O neymiş canım, öyle yani elini öpmüştür senin. Sen de yanlış anlamışsındır. İsmail, evde beni hep yanlış anlıyorsun. Şimdi güzel, tabii öyle zanneder İsmail çünkü bir tek onu öptü. Ben merak ediyorum, Sinem, Bilal'le uzun zamandır aynı sahneyi paylaşıyorsunuz. Elinde böyle bir güç var. Böyle bir güç. Vudu bebeği var. Yani Bilal'e istediğini yaptırabilirsin gibi bir durum var aslında yani. Yani çok derinlerde bir yeri bence o yani. Yani tabii. Şimdi bir tek İsmail'i öptü ya, öyle olmasın, sen onu öyle bir yönlendir ki... ...insin belki seyircilerden birini de öpebilir. Kovulmak istemiyorum. Yok ya. Kaç kişi var burada? Taksidim var lütfen, taksidim var. Hayır, öpüp mesela... Başına koysun. Yücel olur, başına koysun. O arada da Yücel Bey'in verdiği bir müzikle, o müziğin koreografisiyle yerine geri gelebilir mesela. Öyle. Çok ve zor olur. Ve metabolle devam edelim. Tabii ki. Herkes tabii için çok zor olur. Bence harika, harika olur. Yeterin lafıyla. Aa, öyle şey olur mu hiç ya? Öyle şey olur mu babacığım? Olur mu canım? Olur mu öyle şey? Daha başka nimetleri de var. Bence sen tamamen yanlış anladın. Tabii babacığım. Kesinlikle yanlış anladım. Yani bu sana özel bir şey değildi. Ne oluyor? Ben genelde yaparım yani. Bilal, evet yani babacığım dediğim gibi. Sonuçta görünen her şey yanlış anlaşılmadan ibaret. Evet. İsmail, evde sürekli beni yanlış anlıyorsun. Bari burada gençleri yanlış anlama. Ya yürü, aç kalacağız. Açık büfe bizi bekliyor çocuğum ya. Normal yani. Çok normal.
Otur ulan otur. Vallahi çok kötü bir başlangıç yaptık. Yeniden tanışalım. Evet. Olacak gibi değil. Evet efendim. Evladım bak ben... Yeter benim tek kızım. O yüzden ince eleyip sık dokuyorum, anladın mı? Evet. Ay burası biraz sıcak mı oldu ya? Dinliyorum efendim. Evladım ne yapıyorsun? Yani efendim biraz sıcak geldi. Size de sıcak gelmedi mi? Yok. Gelmedi. Vallahi gelmedi. Evladım ben hiçbir erkekle bu kadar yakın olmadım. Vallahi ne yapacağımı bilemiyorum. Biraz gerildim, gerildim. Bir kendine gel, yüzüne su çal, bir açıl. Açıl mı? Yapma! Açılma ama! Aa, keşke! Ne keşke? Yapma onu da yapma artık ama! Kamil Bey. Alo, alo. Ha Kamil Bey, merhabalar. Hangi maili? Ay ben nereden çıktı bu şimdi? Unuttum onu ben. Tamam, hemen yolluyorum. Tamam, özür dilerim. İsmail'cim nasıl gidiyor sohbet? Kenara dur, kenara dur. Allah'ını seversen kenara dur. Bu niyeti bozmuş. Kızım kenara çekil, bu niyeti bozmuş. Demin kendini striptiz etti. Her yanını açtı. Çıplak çıplak bana göstermeye çalıştı. Yok artık. Bir de kemerini açtı yani. Açtı, vallahi aç. Huy mu edinmiş? Hep mi yapıyor? Ay baba saçmalama. Ya tabii ki hep yapmaz. Yapmıyordur herhalde. Ben de sadece abarttım yani senin yaptığın gibi. Tabii aşkım bir tanem. Ben biraz sıcakladım. Şöyle hafif açınca yanlış anlaşıldım. Ne olur affedin beni. Ne olur İsmail Bey. Affet be çocuğu. Evde beni hiç affetmiyorsun. Var ya burada çocuğu affet be İsmail. Ya ben manyak mıyım? Yalan mı söylüyorum ya? Bu çocuk demin soyundu diyorum ya. Hayır. Bilal. Bilal evladım. Mustafa Bey. Patronum Mustafa Bey. Merhaba efendim. Mustafa Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Beni ne kadar sevdiğinizden biraz bahseder misiniz efendim? Tabii efendim, ne demek? Fevkalade bir çocuktur. Gerçekten inanılmaz. Oğlum olsa bu kadar severim. Bu kadar ahlaklı, bu kadar düzgün, saygılı bir çocuk göremezsiniz. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorum efendim? Cumhurlukku. Oğlum bak seni övdük. Övünce bir nasıl davranışlar lan bu? Aa şey... Çocuğun tansiyonu çıkmıştır. Dur dur ben nabzını sayayım. Evet. Evde benim nabzım sayılmıyor. Bari burada ben sayayım. Hanımefendi. Benim mesaim şimdi bitti de. Ben size aşık oldum. Ah. Vallahi oldum. Ben ilk görüşte aşık oldu bu. Eğer hani siz de şey yaparsanız, rızanız varsa eğer sahilde yürüyelim mi? Evet ama benim... Aman. Tamam olur ama bir dakika verin bana, hemen geliyorum. Tamam. Tamam ben içerideyim o zaman. Tamam geldim bekliyorum geldim. Sizi. Bu da benim sana son hamlem olsun. Ah! Papatya gibisin, beyaz ve ince. Hop! Nabız normal. Nabız normal ama adam normal değil. Evet. Bunu alın, alın. Ben buna kızımız vermem. Hadi yürü gidiyoruz. Kalk, 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 kalk. Kusura bakma artık. Hadi görüşürüz Bilal. Bilal! Kovuldun! Bir dakika! Bir dakika ya, bir dakika abilerim, ablalarım bir saniye ya. Ya ben hayatımda ilk defa sevdiğim bir kızın ailesiyle tanışıyorum. Böyle saçmalamam, tuhaf davranmam normal değil mi ya? Ne olur siz de kendi hatırlayın kendi ilk tanışmanızı. Böyle değil miydiniz siz de abilerim, ablalarım? Hadi bir şans daha verin bana. Hadi ne olur. Tamam, tamam. Şimdi İsmail Bey, ben bu çocuğu iyi tanırım. Demek ki heyecanlandı. Gerçekten kefilim. Çok efendi çocuktur bu. Tamam efendim, omzumu öpüyor. Tamam ya, ben de Mehtap'ın ailesiyle ilk tanıştığımda biraz heyecandan titremiştim. Ya değil mi baba yani? Heyecandan sonuçta. Ne olur yani bir şans daha versek. Tabii canım. Tamam ulan, tamam. Affettim, yürüyün. Tamam, hadi geçin masaya, tamam. Ben şuradan bir sandalye çekeyim. Efendim menüye bakın, ana yemeğimizi söyleyelim. Artık bu arada yemekler de benden. Şaka yolunu da gönlünüze alayım dedim. Ana oyuncak. Aa, ne kadar da çirkin bir oyuncak. Böyle bir oyuncak mı olabilir ya? Al sana. Al sana. Al sana.
Bundan önce kurbağa olur. Zıpla. Bırak. Zıpla bakayım, zıpla lan. Sinek var orada. Yakala bakayım onu. Yakala bakayım sineği. Yakala sineği. Beğenmedim ben bunu ya. Atacağım. Ah! Bu çocuk biraz saçmaladı. Buyurun, aklımız dağılsın efendim. Biz gidelim, bu şey olsun yani böyle. Bu artık manyaklı. Olacak işte. Tamam, öyle. Yok, değil çocuk. Ne oldu, ben anlamadım ya. Böyle bir şey görmedim. Aşk olsun sana. Aşk ol, aşk ol, aşk ol, aşk ol. Tamam. Bir süper kahramanla evli olsanız, bunun artıları ne olur, eksileri ne olur? Nereye kadar bazı konularda izin verirsiniz? Nereye, yani hangi konular sizi rahatsız edebilir? Bir düşünsek böyle bir bunun sohbetini yapabilir miyiz acaba? Var bu, şurada hanımefendiyle konuşalım, bakalım ne çıkacak. Sizi tanıyalım, tanımayanlar için. Esin, evet. Esin Hanım, merhabalar. Süper kahraman herkes tanıyordur zaten. Evet. Bir sürü. Mesela hangi süper kahramanla evli olsanız iyi olurdu sizin için? Süpermen. Süpermen'le başlayalım, evet. Uçardım. Evet, yardımıyla diyorsunuz. Uçarak daha keyifli olurdu. Ne daha keyifli olurdu efendim? Yazmak, haber yapmak, siz uyurken sizleri görmek daha keyifli olurdu. Peki hangi konuda rahatsız olurdunuz Süpermen'in? Yani hangi davranışından veya ne bileyim engelleyeceğiniz bir şey olur muydu? İzin vermeyeceğiniz bir konu. Yani hiç olabilir. Rahatsız eden bir şey yok mu? Tight beni rahatsız edebilir. Evet. Evet. Yani tight fazlasıyla rahatsız ederdi. Sadece tight olsa iyi. Tight'ın üzerine de başka bir şey giyiyor biliyorsunuz. Belki kıyafet konusunda yardımcı olurdu. Yani Süpermen nasıl giyinse iyi olurdu mesela. Daha şık olurdu. Çünkü adam yakışıklı. Dar paça da olmazdı, tight da olmazdı. Normal giyinseydi uçamayabilirdi. Uçmayı engellemiyorsa daha adam gibi giyinebilir diyorsunuz yani. Peki, kesinlikle. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Var mı efendim bu süper kahramanlarla ilgili bir süper kahraman daha duymak istiyorum. Avantajı, dezavantajı yukarıda bir beyefendi var. Verelim mikrofonu bakalım. İsim ne? Serkan Gürpınar. Serkan Bey, buyurun. Benim tavsiyem Wolverine. X-Men'deki hem kadınların ev işlerine yardımcı olur. Ne konuda yardımcı olur? Ev işlerinde kesme, biçme, doğrama. Mutfak işlerinde diyorsunuz. Hem de Türkiye şartlarında tam bir erkek. Bize uygun. Agresif, esmer. Evet. Boylu poslu. Yani. Peki Türkiye dezavantajı ne olurdu mesela? Artıları bunlar hadi, eksilerinden. Sert davranır. Evet. Bir de olup olmadık yerde o çatal çıkarsa. Yani sarılırken... Dikkat edeceksin dikkat biraz. Dikkat etmek gerekli. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim şimdi bizim birkaç süper kahramanımız olacak. Onlar da evlenmişler, yuva kurmuşlar. Bakalım ondan sonra işler nasıl değişmiş? Gelmişler, ülkemize yerleşmişler. Olaylar nasıl değişmiş? Şu anda ne haldeler? İzleyelim efendim. Buyursunlar. Dünyayı ele geçirmek isteyen, kötü adamları haklayan süper çocuk... Canı pahasına dünyayı bir kez daha kurtarmış, haklı bir gururla yuvasına, aşık olduğu kadınla kavuşmuştu. Bismillah! Ah! Aşkım, ben geldim. Süper çocuk değil mi bu? Hı hı. Sönük geldi biraz. Yani süper kahramanın öyle bir girmesi lazım ki sahneye. Hı hı. Burada alkışla karşılamamız lazım. Kapıdan çok korkuyorum. Kapı mı zorluyor seni? Ya bu süper kahraman yanından da girebilir kapının, sana bir şey katacaksa. Aa, evet. Böyle koltuğu moltuğu kullanacaksan, ne bileyim. Tamam. Tamam. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Esin Hanım biraz çözmüş bizim süper çocuk olayı. En azından bir şort giymiş altına. Onları hep düşündük. Herhalde part-time çalışıyor Süpermen'de. Çünkü pelerinin de şey mi, kapüşon mu var? Kapüşon mu var? Tak onu. Bu gündüzleri de kırmızı başlıklı kız mı? Bu ne bu böyle? Sen... Gündüzleri böyle oluyor. Kurabiyelerimi alıp gidiyorum. Dikkat et burada. Geceleri de böyle. Evet. Evet. Şimdi bir süper giriş yap bize. Dünyayı ele geçirmek isteyen, kötü adamları haklayan süper çocuk...
canı pahasına dünyayı bir kez daha kurtarmış, haklı bir gururla yuvasına, aşık olduğu kadınla kavuşmuştu. Bismillah! Aşkım, ben geldim. Bütün yorgunluğunu ona tek bir şey unutturabilirdi. Karısının o tatlı, o sıcacık sesi. Allah cezanı vermesin senin. Ya saat kaç oldu ha? Sen bu saate kadar neredesin? Dünyayı kurtardın hele değil mi? Yok. Arkadaşlarla halı saha maçı yaptım aşkım. Allah Allah. Trafiğe kalmışım. Ha trafiğe kaldın bir de. Bak söylediği sebebe bak. Delireceğim. Ya sen uçan adamsın. Uçaydın. Motoru bozmuşum aşkım. İkinci köprüden geldim. Kes sesini. Gel bakayım sen buraya. Gel gel gel. Yaklaş yaklaş yaklaş. Gel bakayım. Resmen leş gibi canavar kokuyorsun. Sen gene gitmişsin. Dünyayı kurtarmışsın değil mi? Allah'ım delireceğim ya. Biz seninle kaç kere konuştuk. Sen dünyayı artık kurtarmayacaksın. Sen bana demedin mi? Sen bana söz verdin değil mi? Artık biz bu işi yasakladık değil mi? Çünkü sen sigortası olan, böyle güzel maaşı olan bir işte çalışacaksın. Ben bıktım ya burada sobalı evde böyle hoş gibi oturmaktan. Ben de istiyorum böyle havuzu olsun. Gireyim havuza. Yüzeyim. Böyle şezlongda dinlenen. Ya yeter! Dondurdu beni şu an. Dondurdu beni şu an. Çöz beni hemen. Bak ayaklarım işe çocuğumuz olmayacak sonra. Of! Oh! Dondurmasam susacağım yok ki. Aşkım ben süper kahramanım. Yani ne içkim var ne de kumarım. Bir dünyayı kurtarmam var. Allah'ım. Ona da laf ediyorsun. Sen süper kahramansın, ben de kahraman Maraşlıyım. Vallahi beni delirtme, vallahi seni geberteceğim ha. Gir şu pelerini çıkar, ellerini yüzünü de güzelce yıka. Akşam misafir gelecek, ver onu. Ya ben bu akşam dinleneceğim. Kim gelecek? Kes sesini. Ben ne diyorsam o olacak. Eski arkadaşlarını çağırdım. Yarasa insanlar, örümcek herif gelecekler eşleriyle. Yeni evlendiğimiz için bizi kutlamaya gelecekler. Ha? Oley be. Onlar beni anlar. Bismillah. Ya uçma diyorum ya. Tozutuyorsun ortalığı. Hay delirtecek beni ya. Desem ki şuradan git otogardan annemi uçarak al gel uçmaz. Geldi. Çabuk ol. Bak yeni evliye bak. Bak yeni evliye bak. Görüyor musun kız? Süper çocuklar evli ya. Yüzümüzü şekli böyle bakıyor. Bak değişik değişik bakıyor. Canım. Hoş geldiniz. Abi keyifsiz ama bu ya. Bana bak. Senin moralin bozuk gibi ne oldu? Kız o şimdi yorgun görünür tabii. Bunlar yeni evli ya. Bunlar her fırsatta bir aksiyon. Bunlar her fırsatta bir kovalamaca. Ben oraya uçtum tabii, seni tabii. Oraya. Kolay değil sen... süper çocukla evli olmak değil mi? Ne gidin? Hadi. Ay yok Allah aşkına ya hiç öyle dediğiniz gibi değil yani. Benim adamın yüzüne gördüğüm yok. Sürekli dışarıda kahramanlık peşinde zaten abla. Benim derdim de o. Ama... Benim adam dışarıda süper, eve gelince kurşunsuz. Yine aynı mesele. Aynı dert. Bizim aynı dert. Yaşandı. Geçecek. Yaşandı bunlar. Geçecek hayatım. Zamandan geçiyor. Benim herif de bir zamanda mutantlara atıyordu o örümcek ağlarını. Şimdi anca çocuklar yaramazlık yapınca tellik atıyor. Bitti. Söndü, bitti, söndü, bitti. Geçer yakın. İnşallah dediğiniz gibi olsun ya. Benimki de öyleydi güzelim. Benimkinin de adı var bak yarasa. Değil mi? Yarasa. Yarasa adam. Çağırıyorlar bir iş var yarasa. Hop bizimki orada. Yarasa bir daha gel hop oraya gidiyor. Hop buraya ışınlanıyor. Her şeye yarasa da yaramasa da. Gerçi bir da yaradığı yok adamın ya. Neyse. Orada sizin beyler neydi? İşte benimkiler. Bizim Batmobil var biliyorsun. Bir dönem ne arabaydı ama. Rüzgar gibi. Ha, ona şimdi otopark arıyorlar. Yer arıyorlar. Ha geldiler ha geldi. Eller kulağında. Aha, ha geldiler dedim geldi var. Ha geldi. Gereksiz diye. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Ben hiç giymeyeyim. Komple çıkarmam gerekiyor çünkü kostümünü giymek için. Temiz zaten. Ben de hiç giymeyeyim. Ben de temiz. Apartman boşluğuna iple sarkıp geldim. Pelerini alayım ben yarasa abi. Aa, yok gülüm alma ya. Dün akşam çok ters yatmışım. Sırtım mermer gibi. Böyle sıcak tutsun diye aldım. İbrahim. O çocuğumuzu biraz düzgün tutar mısın? Alttan belini kavrayacaksın. Dön böyle sepet gibi tutma şu çocuğu lütfen. Çocuk olsa zaten. Ay çocuğu da mı geliyor?
getirdim ya. Niye getirdin? Yetti kız. Kaçıncıydı? Derin de ben seveyim onu biraz enişte. Emin misin kız? Tabii canım. Tutabileceğim mi? Tabii canım. Tutayım canım. Sevgin. 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 Sevgin bin aşağı. Hadi bin aşağı. Bak bak. Allah Allah. Burcucuğum, bu benim iki numara. Korkuttu mu seni? Bir anda böyle şey çıkınca yani bir şey oldu. Korktun tabii Sergen. Ama çok tatlı çocuk yani. Şey yapmayın, dolaşsın öyle ağa falan bırakırsa ben elektrik süpürgesiyle alırım onu. Hayır, hayır. Sergen öyle değil. Sergen temiz temiz. Ablası Kader çok fena. He, Kader ağalarını ördü mü fena? Sergen, oğlum bırak o kelebeği, bırak kelebeği. Kardeş kardeş oyna. Yedi. Kelebeği yedi. Yedi. Sağdı. Bismillah. Allah'ım. Öldü bu da. Aa. Ne olmuş size ya? Siz eskiden höt dediniz mi herkes sizden korkardı. Şimdi höt göbek salmışsınız ya. Biz evliyiz oğlum. Evlendi böyle oluyor yani. Evlilik yarıyor. Sen de yeni evlisin Süpocuğum. Zamanla alışırsın artık. Ha? Hıy. Hıy. Refleksler iyi. Abi rahat edin şöyle geçin oturun. Tamam, tamam, gelin. Tamam, gelin işte gel. Gülüm ne yaptın? Gel bakayım oraya. Yarası abi. Gülüm. Gatım'dan İstanbul'a geliyorsun hiç haber vermiyorsun. Alındım valla. Ya senin haberin yok mu Mesut? Biz artık Gotham'ı Motham'ı bıraktık. İstanbul'a taşındık. Gotham bitmiş. Ha. Aa nereye taşındınız? Gazi Osman Paşa'ya. Gazi Osman Paşa'dan eve girdik. Apartmanın altındaki dükkanda alıp bakkal yaptım. Benim Robin'i de başına koydum. Kafam rahat vallahi. Ya şöyle evlere servisimiz de var yenge. Belki lazım olur kartımızı takdim edeyim. Teşekkürler. Sağ olun. Batmobil'i de işte satılığa çıkardım. İlan verdim. Ya zor oluyor biliyor musun? Böyle bir aile arabası alacağım. Siteşik bir şey. Çok yakıyor. Biz de bu arada süper çocuğa yeni iş bakıyoruz da hani kulağınız delik olsun. Belki böyle bir tanıdık bir şey olur. Söylerse. Ya ben süper kahramanım. Benim işim var. Şimdi süperim. Sen tabii kahramanlığını her yerde yap ama bir sabit işin olsa bak ne kadar güzel. Aynı benim herif gibi. Bak benim adama. Tabii canım. Süpercim. Kahramanlık Amerika'da kaldı. Tabii. Artık bitti kahramanlık. Hepsi Amerika'da kaldı. Ben kendi işimi kurdum. Para yapar edemeyeceğim. Seni de aldırayım yanıma. Sen de gel benimle çalış. Ne işiymiş o? Haşere ilaçlama. Abi yani oluyor mu senin çocuk şimdi ayıp olmuyor? Ama şimdi öyle kimse beni yargılar gözlerle bakmasın kusura bakmayın. Bu dönemde ekmek aslanın ağızda değil midesinde. Heh. Para kazanmak kolay değil. Ben çok mu iyi seviyorum zannediyorsun haşere ilaçlamayı? Yeri gibi ben kendi akrabamı ilaçlıyorum ben ama. Bağırma. Bilemem yani ama. Bağırma çocuk duyacak sonra alınıyor çocuk sinirleri. Aha duydu. Aha duydu ki. Allah. Sergen, Sergen oğlum, oğlum tamam. Yok yanlış, yok. Oğlum sinirlenme yanlış anlama Sergen. Yok yok tamam. Anne. Hayır bak ben haşere ilaçlamak derken ama dinlemiyorsun beni. Ben kötü haşereleri ilaçlıyorum. Kesin. Ben aslında iyi bir... Allah. Allah. Ağzını diyor kurdu. İt. Bana ısırılır mı? Bak. Ağzını diyor kurdu. Gel lan. Tamam. Lan buraya gidin. A bitmiş. Ne A bitti? Ben sana, ben sana diyorum o kadar keçi boynuzu iyi A yapar diyorum hiç yemiyorsun. A yapar, A ya, yok. Sus be, Sergen. Tamam, tamam yapma bırak artık çocuğun üstüne gitme canım. Yatınca. Ergenlikte olur böyle baba ya isyan ya. Şimdi onun tam haşerelik zamanı. Ya benim aklım oğlanda kaldı. Ben şuna hemen bir bakıp geleyim ya. Sergen. Ali Yeter abla, evimizde yiyecek bir şeyler hazırlayacağım. Mesela gidelim ben. Olur. Beraber tamam. Hazırlarız. Süper misin? Ben de şu kestaneleri çiziklerdi. Artı yap, artı öyle tek çekince güzel kullanırız. Herhalde ilan için arıyorlar. Gene tanımadığım bir numara. Pardon ya. Alo. Evet, Batmobile satılık doğrudur. Tüp takılıyor mu? Arkadaşım kafa ya Allah aşkına ben araba uçağa dönüşüyor diyorum. Sen bana tüp takılıyor mu diyorsun ama ya? Uçağa dönüşmezse araba kaça mı olur? Şimdi ben sana bir şey derdim ama burada yukarıda çocuk var ayıp olur. Ciddiyetsiz kişiliksiz. Kapat telefonu çabuk kapat. Numaraya bakabilir miyim? Numaraya bak. Joker bu. Lan eşşol eşek. Ben bunu her seferinde kanıyorum ya. Kapat lan. Yalnız ev güzelmiş Mesut. Aile evi ben bayıldım yani. Sizin mi kira mı? Kira. Aa olmadı. Kendi evini alacaksın Mesut. Oğlum bak süper kahramanlık yapıp dünyayı kurtaracaksın ha. Adam olup evini kurtaracaksın önce. En önemlisi aile lan. Önemli olan evlilik zamanında düşmana attığın ağların değil aile bağların. Bunu iyi belli. Ya yeter artık be.
Yeter, kendinize gelin, şu halinize bakın ya. Siz süper kahramansınız. Örümcek herif, çabuk ayağa kalk. Sırf gazeteciliğine saygımdan kalkıyorum Clark Kent. Gözlerimin içine bak. Bakıyorum, evet. Hiç mi binalardan uçmayı özlemedin ha? Hiç mi insanlara yardım etmeyi özlemedin? O tezahüratlar, alkışlar. Özlemedim lan. Üstüme ne geliyorsun? Özlemedim, Allah Allah. Ben evde kavanoz kapağını hırt diye açtım bakarım bana aferin diyor. O da bana yetiyor. Biz evliyiz oğlum. Bırak artık bu işleri. Yalan söylüyorsun, yetmez. Ya sen yarasa adam? Ulim. Sana söylüyorum. Sen kapkara şövalye. Senin şehrini şimdi kim koruyacak? Az mı kahramanlık filmimizi çektiler ha? Küçüğüm. Devam filmimizi çekeceklerdi. Aa, hayır. İlki tutmadı bile lan. Hayal bunların hepsi. Hayal, hayal. Evet oğlum bak bu kahramanlık, mahramanlık bu işleri bırak artık. Süper çocuk. Evliyiz oğlum biz. Artık bizim için önemli olan ne bileyim benim düşmanım ahtapot adam değil. Çocuğun Goreş taksidi. Mart ayı geldi. Mart ayı, vergi ayı. Senin bu gerçeklerden haberin var mı oğlum? Ben daha Batmobil'in taşın pulunu ödeyemedim ulan. Onun muayenesi kaç para biliyor musun sen? Biliyor musun kaç para yakıyor kilometre başına Batmobil ha? Ve en önemlisi akşam 9 dedim benim uykum geliyor lan. Anlayacağın bizden sana hayır yok. Allah. Herif, herif. Aç televizyon aç. Ne felaket olmuş, felaket geliyormuş, bir şey olmuş. Haberleri. Aslan be. Sayın seyirciler, kökümüzü kurutacak bir göktaşı şu anda İstanbul'un Gazi Osman Paşa semtine doğru yaklaşıyor. Biraz daha çabuk. Sizin evine bak. Ya Allah aşkına mücüsü. Kapıyı pencereyi kapasaydın evin. Kapadın değil mi? Bir çok... kapadım kapadım ya. Hayır. Holum ışığını açık bıraktım merak etmeyin. Bize girmezler. Bize girmezler. Bize girmezler. Lan deli misiniz ya? Meteor diyor ya. Nereden gireceği belli mi olur ya? İşte bu tam süper çocuğa göre bir iş. Aşkım seni çok seviyorum ama buna göz yumamam. İnsanlığı kurtarmam lazım. Ay dayımgilleri de kurtarır mısın? Aşkım insanlık diyorum. Ha tamam git o zaman tamam. Dostlar siz de benimle misiniz? Sinem. Ne ya? Sinem ne? Bir kere. Ne yapacağım? Özledim be. Aman. Hadi be. En sevmediğim şey. Tamam hadi kurtarabilirsin. Tamam kurtarın dünyayı. Allah ama mı? Şu oğlan gıda. Şu oğlan da geçerken evin tepesinden neyin eve bırak uykusu geldi onun. Oley be göktaşını durduracağım patlayacağım göktaşını. Ya aşkım ben de gideyim mi ne olur? Bütün arkadaşlarım gidiyor ben de gideyim mi ne olur? Anne, yapacak mı böyle bunu şirinliklere? Ben bırakırım yapacağım, onu yapacağım. Akşam. Ben bırakırım evi. Vallahi ben bırakırım. Ha, ne olur ne olur ne olur. Kapatılacaksın bak zıbıdık gibi gezme oradan oraya tamam mı? Yok tamam tamam. Erken tamam, tamam, hadi git. Oley be oley be. Peki nasıl gideceğiz? Ha nasıl gideceğiz? Ya benim Batmobil'le gidelim diyeceğim de şimdi tam iş çıkış saati her yer bordo. Şimdi arabanın da uçuş modu yalan oldu benim bozuldu. Nasıl yapsak? Vallahi ben damdan dama sekerim aga. Hiç beklemem. Kusura bakma. Konuşarım oradan oraya. He o zaman süperim. Ben de sana bineyim. Uçarak gideriz ha. Peki. Hadi çabuk olun. Ay. Al bakalım. Hadi yolculuk açık olsun. Ne yapayım? Bak şuna bak. Görüşürüz. Efendim, kadın erkek ilişkilerinin bir kısmını anlatan, eminim hepimizin de yaşadığı bazı konuları içeren küçük bir skeç hazırladık. İzleyelim bakalım ne anlatıyor. Buyursunlar. Tatlım tatlım lütfen. Ya. Bana mı dediniz tatlım diye? Güler surattan dolayı mı? Efendim filmin ismi Tatlım Tatlım. Ayrıca size niye tatlım diyeyim ben ya? Öyle çok da tatlı birine benzemiyorsunuz. Bir baharat kokusu geliyor sizden kesif. Kusura bakmayın. Öğlen biraz fazla kaçırmışım. 9 seansına 2 tane bilet. Maalesef 9 seansına yerimiz kalmadı. Geç kaldınız. Gördün mü? Ne ya? Ne yaptım ki ben şimdi? Bağırma ayrıca. Ne mi yaptım? Ben de çok merak ediyorum. Bir mağazada 4 saat ne yaptın anlatır mısın? Ben de dinlemek istiyorum. Allah Allah. En sevdiğim mağazada indirim vardı. Ben de gittim alışveriş yaptım yani. Fena mı yaptım? Yapmayayım alışveriş. Senin sevmediğin mağaza mı var be? He? Öğlen 12 seansı diye geldik. 9 seansında yer yok. Ne yapayım? Tatlım. Yani? Tatlım ya, ya geliyorum bir zaman birimi değil ki ya. Aşkım tatlım yani bak geliyorum bir zaman birimi değil. Yani 5 dakika sonra geliyorum olur. Yarın geliyorum olur. Bir gün sonra geleceğim. Evet bak bunların içinde hepsinde zaman var ama geliyorum değil. Sen tamam tamam ne zaman geliyorsun? Birazdan. Tamam tatlım anladım. Hadi bay. Allah'ım ya. Merhabalar kolay gelsin. Tatlım tatlım.
Asıl sensin tatlım. Sen dayağımı susadın. Tatlım tatlıma iki bilet. Yokmuş beyefendi, biz de geldik sorduk maalesef. Ya. Yok. Geç kalıyorlar efendim, geç kalıyorlar. Aşkım bak, sen şimdi kendine arkadaş buldun. O zaman beyefendiyle gir. Ben de şurada %50 indirim vardı. Oraya bir gidip bakayım. Ondan sonra görüşürüz, tamam mı? Nereye gidiyorsun? Ne alacaksın? Ya, söyle bana, ne alacaksın? Ya gideceğim her şey. Kardeş, hiç zorlama bırak. Hiç zorlama, boş ver. İndirim zamanı bir kadın senden uzaklaşıyorsa yapacağın tek şey bulunduğun yere kök salmaktır. Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Evet, tatlım tatlıma ek salon açılmıştır. Lütfen bir dakika içinde taleplerinizi bildirin. Arkadaşlar, isterseniz önce gidin bileti bir sonra alayım. Tamam, tamam. Biraz uzun sürüyor çünkü. Tatlım tatlım çok güzel film. 10 kere izleyeyim, bir tepsi baklava yemiş gibi oluyorum. Senin de aklın fikrin yemek yemekte ya, hayret bir şey. Doğa Rutkay'la Onur Atilla, kim onlar? Aa, onlar geçtiler ya. Ya ben Bülent Emrah Parlak hayranıyım lan. Benim seyretmem lazım bu filmi mutlaka. Ben de Çağlar Sorumlu hayranıyım. Beraber mi izlesek acaba? Ay ne övdünüz birbirinizi. Onur buldu değil mi bu? Hiç oralara girmeyin. Ya tamam kardeş, şimdi biz bence şey yapalım yani... İlla iki sevgili olarak seyretmek zorunda değil yani film, değil mi? Yani biz beraber... Manita gibi. Yani bence iki arkadaş gibi girelim de... Olur, o da olur. Öyle de bitirelim. Mısır yer. Ben çok gerildim çünkü bu teklifin beni biraz geldi. Bak mısır falan. Romantik komedi ilk defa birinin böyle bir erkek arkadaştan seyredeceğim. Ama olsun, alalım bence. Efendim, tatlım tatlım 17 Mart'ta sinemalarda, doğru söylüyorum değil mi? Doğru. Romantik komedi filmimiz. Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Onur bu... Ben yoksa. Başka kimler var sayalım? Şebnem Bozoklu var, evet. Serkan Keskin var, Fatih Artman var, Gülse Özay var. Evet. Büşra Pekin. Büşra Pekin var. Yılmaz Erdoğan'ın Haybeden Gerçeküstü, evet, aşkı değil mi? Evet. Bu sahnede de oynandı, evet. Demet Akbağ'la, evet, beraber. O senaryolaştırdı. Sinemalarda şimdi de 17 sinema Mart'tan itibaren. Uyarlandı. Ben kesin yokum değil mi? Yok, çekildi bitti artık. Biz yokuz. Ha? Vallahi. Kaçırdık ya. Başka bir şey artık inşallah. Peki film hakkında söylemek istediğiniz bir şey? Gerçekten çok enteresan bir film oldu. Hani tiyatro sahnesinden sinemaya uyarlanan bir film. Olarak dikkat çekici bir film ve kendi... tarzını yaratmış bir film. Birkaç oldu. İlişkiyi anlatıyor galiba değil mi? Aslında tek bir ilişkiyi, 4 farklı çift oynuyor. Çünkü hepimizin başına gelen şeyler. Evet. Aynen öyle. Aynen. Tamam. Benim için zaman... enteresan olan kısmı, ben oyunken Haybeden Gerçeküstü Aşk, Demet abla ile Yılmaz abi oynarken, o zaman biz burada öğrenciydik ve ben asistanlığı yapmıştım o oyunun. Öyle şimdi mi? O metini, evet, sinema versiyonunda oynama. Ya çok duygulandı. Gözümüzün önünde büyüdü çok. Çok çocuk. Heyecanlandı. O zaman 17 Mart'tan itibaren tatlım tatlım sinemalarda. Bekliyoruz efendim. Çok merakla bekliyorum çünkü oyuna hayranım. Filmin de oyuncularına hayranız. Heyecanla bekliyoruz. Bravo. Biz de size bayılıyoruz. Salona, salona. Hadi. Seans hadi başlıyor. Hadi. Hadi. Dur ben de geliyorum. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.